Biz sütten ağzı yanan değil, sütle dünyayı doyuran bir ülke olmak gayretindeyiz. Bugün Dünya Süt Günü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sektör temsilcileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Hayvancılık, biliyoruz ki sağlıklı toplumun, güvenilir gıdanın ve güçlü ekonominin bugünkü ve bundan sonraki en temel dinamiği olacak. Ülkemiz Avrupa'da büyük baş hayvan varlığında ikinci sırada, küçük başta ise ilk sırada yer alıyor. Süt üretiminde %107'lik oranla da dünyada 8. sırada bulunuyor. Bakan Pakdemirli süt ve süt ürünleri ihracatı ile ilgili bilgi verdi. Ülkemizden AB ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinde dahil olduğu toplam 111 ülkeye süt ve süt ürünleri ihracatı yapılmakta. Süt sektöründe net ihracatçı konumda olan ülkemiz 2019 yılında süt ve süt ürünleri ihracatını bir önceki yıla göre %10 arttırarak 357 milyon dolara taşımıştır. Pakdemirli Çin'e süt ihracatının kapılarının açıldığını söyledi. Bakanlığımız tarafından 2012 yılından itibaren yapılan çalışmalar doğrultusunda Türk üreticileri için dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Çin Halk Cumhuriyeti pazarının kapıları açılmıştır. Bu kapsamda Ramazan Bayramı öncesinde açıkladığımız 54 tesisimiz Çin Halk Cumhuriyeti'ne süt ürünleri ihracatı yapabilecek. Sektörün tümüne hitap edecek geniş kapsamlı bir süt eylem planı hazırladığını belirten Pakdemirli, daha sağlıklı bir gelecek için herkesi süt tüketmeye çağırdı. Süt ve süt mamullerini tüketmek gerekiyor. Özellikle ilerleyen yaşlarda da bunun insanın kemik yapısına ve sağlığına hakikaten çok büyük faydaları var. Ben 7'den 77'ye herkesin süt içmesini tavsiye ediyorum. Çocukluktan yaşlılığa süt içelim diye tavsiye ediyorum. Süt içelim, süt içirelim ve sağlık bulalım diyorum.